Benekli, gri renkli bir tane faresiydi. Sırtındaki üç benek ise kahverengiydi. Köstebek Tintin, Benekli'nin en iyi arkadaşıydı. Benekli ile Tintin birlikte oyunlar oynardı. Bazen kovalamacı oynarlardı, bazen de mısır tarlasında saklambaç. İkisi birlikte çok eğlenirdi. Birkaç gün sonra Tintin'in doğum günü vardı. Herkes çoktan Tintin'e hediyesini almıştı. Karga Kaki, ben Tintin'e çok pahalı bir hediye aldım Gaaak. Peki sen ne aldın Benekli Guuuuk? Dedi. Ama Benekli henüz Tintin'e hediyesini almamıştı. Çünkü Benekli'nin çok az parası vardı. Oysa arkadaşına çok güzel bir hediye almak istiyordu. Köstebek Tintin oyuncak bebekleri çok severdi. Benekli'nin aklına bir fikir geldi. Ben de Tintin'e bir bez bebek dikeyim, onu hediye edeyim, dedi sevinçle. Parası o kadar azdı ki, parasıyla sadece boncuk ve iplik alabildi. Evdeki kumaşlardan bez bebek dikti. İçine de pamuk yerleştirdi. İki mavi boncuk da gözleri olsun, dedi. Boncukları da dikti. Kırmızı iplikte de gülümseyen bir dudak yaptı. Ama bez bebeğin saçlarını nasıl yapacaktı? Önce sarı yünlerden yapmayı düşündü. Ama evde ne sarı yün ne de ipliği vardı. Parasının da tamamını harcamıştı. Sarı yün satın alamazdı. Düşünürken aklına çok güzel bir fikir geldi. Hemen mısır tarlasına koştu. Mısır tarlası püsküllü mısırlarla dolmuştu. Sapsarı püsküllü bir mısıra püskülünden biraz alabilir miyim? Birkaç tutam koparabilir miyim? Diye sordu. Mısır da ona püsküllerini uzattı. Benekli mısırın sarı püsküllerinden birkaç tutam koparttı. Çok teşekkür ederim, diyerek oradan uzaklaştı. Püskülleri bez bebeğin kafasına yapıştırdı. Bez bebeğin püsküllü saçlarını salladı. Bez bebek çok güzel olmuştu. Bebeği özenle boş bir kutuya koydu. Üzerini de kırmızı bir kurdeleyle bağladı. Doğum gününde herkes hediyesini verirken o da kutuyu uzattı. Tintin heyecanla kutuyu açtı. Kutu açılır açılmaz Karga Kaki katladı. Gak gak, ne komik bir bebek bu. Çok güldüm doğrusu. Bu komik bebeği sen mi yaptın? Mısır püsküllerini mi yoldun? Mavi boncukları da nereden buldun? Gak gak dedi. Benekli çok utanmıştı. Keşke daha çok parası olsaydı. Ama o da ne? Tintin Benekli'nin hediyesini çok beğenmişti. Benekli'ye çok teşekkür etti. Şimdiye kadar aldığım en güzel hediye bu. Çok beğendim doğrusu, dedi. Karga Kaki'ye de senin hediyen için de çok teşekkür ederim. Ama Benekli o sözleri söylememeliydim. Çünkü arkadaşım Benekli benim için uğraşmış, çalışmış, çabalamış. Bana çok güzel bir hediye hazırlamış, dedi. Karga çok utandı. Benekli'den özür diledi. Gok! Aslında ben de bez bebeği çok beğenmiştim. Ama en güzel hediye benimki olsun istedim. Çok özür dilerim. Ne güzel yapmışsın. Çok beceriklisin, dedi. Benekli de Karga'yı affetti. Hepsi de doğum gününde çok eğlendi. Paran yoksa eğer becerilerini kullan. Dünyadaki en pahalı hediyedir harcanan emek.